Merhaba arkadaşlar, ben Kesveren. Bugün sizlerle beraber HyperX Cloud 2 oyuncu kulaklığını, 7.1 oyuncu kulaklığını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, başlıklarında gördüğünüz gibi bugün HyperX Cloud 2'yi sizlerle beraber kutu açılışı yapıp inceleyeceğiz. Daha önce kullandığım kulaklık maalesef bozuldu. Onu da göstereyim. Game Power 7.1 Jin, Game Power Jin 7.1 sanal surround özelliğine sahip oyuncu kulaklığı. Ne sorun oldu derseniz, hiç darbe falan almadı. Darbe falan olmamasına rağmen, yani hiçbir şekilde bozulmasına sebep olacak bir şey olmamasına rağmen maalesef bozuldu. Sol taraftan ses gelmiyor. Mikrofonunda da biraz gecikme var galiba. Tam anlayamadım ama yalan olmasın. Garantisi devam ediyor. O garantiye göndereceğim onu. Fakat biraz araştırma yaptım Game Power'la alakalı. Garantide pek ilgilenmiyorlarmış galiba. Tecrübe edip onu da göreceğiz bakalım garantisi nasıl falan diye. Arkadaşlar ben bu kulaklığı Amazon.com.tr'den satın aldım. Amazon'un kutusunda gösterelim şöyle. Şu şekilde bir kutuda geldi. Amazon Prime. Arkasında ben bilgilerim var. Onu gösteremiyorum orayı. Böyle küçük bir kutuda geldi. Bu kulaklığı ben çok uzun zamandır istiyordum. Fakat maddi imkanlardan dolayı alamıyordum. Zaten taksit de aldım bunu da. Yine maddi imkan olmadığı için. YouTube'dan parayı kırdım falan zannetmeyin yani. Arkadaşlar bu kulaklık yaklaşık 7 sene önce falan çıkmış. Gerçekten çok tutan bir model. Zaten e-sporcularda falan görmüşsünüzdür bu kulaklığı. Bayağı güzel bir kulaklık. E-spor tarzı oyunlarda mükemmel ses kasmak için. Bu arada bu kulaklıkta 7.1 diyor ama 7.1'i bunun da sanal söylenti galiba. Öyle diyeyim. Şöyle arka tarafı böyle. Şey diyor burada. TeamSpeak, Discord, Skype, Mumble. İşte o uygulamalarda çok iyi diyor işte. Ön tarafı da böyle arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Burada Discord, TeamSpeak falan bir şeyler yazıyor. 7.1. PC'de, PS4'te, Xbox One'da, mobilde. Bu kulaklığı jack girişi olan her yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kendisi 1 metrelik 3.5 milimetre jack'la geliyor. Bunun bir kontrolcüsü var. O kontrolcüsü de 2 metre. Onun ucu da USB. Şimdi zaten kutuyu açacağız. Yakın kameraya alacağım. Kutuyu sizlerle birlikte açacağım. Ben de hiç daha açmadım. İlk teması ben her zaman videoda yaparım bildiğiniz gibi. Şu kutunun yanına bir kağıt sıkıştırmışlar. Garanti şartları falan diye. Garanti kağıdı. Bir üreten yollayan firmanın garantisi kağıdı işte indeks bilgisayar diyor. Bu garanti kağıdı her zaman lazım olur. Kesinlikle sakın atmayın. Kutusunu sakın atmayın. Böyle ürünlerin. Hatta hiçbir ürünün kutusunu atmayın. Her türlü lazım oluyor yani. Evet arkadaşlar, o zaman yakın kameraya geçmeden önce eğer videolarımı beğeniyorsanız, kanalımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu videoların arkasında siz görmezseniz de bir emek var yani. Bu videoda her test olacak bu arada. Ya her test dediğim de mikrofon testi falan işte. Sonuçta profesyonel ekipmanlarımız olmadığı için maalesef profesyonel şekilde test edemiyoruz. Profesyonel şekilde test eden kanallar da var. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi biz bir yakın kameraya geçip şu bebeğin kutusunu bir açalım. Evet arkadaşlar,
Yakın kameraya geçtik fakat kameranın açısı aşırı dar olduğu için sizlere güzel pek güzel görüntüler yansıtamayacağım. Kusura bakmayın. Evet, kulaklığımızın şu kutusunun altında şöyle bir jelatin var. O jelatini kesmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kestik. Bu arada ben de sizlerle beraber ilk kez açıyorum. Çok heyecanlıyım. Böyle bir kulaklık daha önce almadım. Zaten ne ürünü aldıysam kanalda tanıttım. Hepsini görürsünüz yani. İçinde de bir şeyler yazıyor bunun. Ne diyor? HyperX falan İngilizce. Bir sürü dilde içine bir şey yazmışlar şeyin. Kavun şurada biraz görebilirsiniz. Kamera odaklamıyor ama. Böyle bir şeyler yazıyor içinde. Bunu bir kenara alalım. En büyük korkum bozuk falan çıkması inşallah. Bozuk falan çıkmaz. Bu arada tam 24 saatte geldi kulaklık. Sipariş ettikten tam 24 saat sonra geldi. Evet. İlk önce Çin'den HyperX ASUO Covered diye bir şey çıktı. HyperX testini falan tanıtıyor, ekipmanlarını tanıtıyor. Bunları kenara alalım. Kullanım kılavuzu çıktı. İşte diyor bilgisayara, laptopa falan bağlayacaksanız ilk önce dönüştürücüye bağlayın diyor. Sonra bilgisayara bağlayın diyor. Xbox'a falan bağlayacaksanız da jack girişiyle bağlayabilirsiniz diyor. Kolun üstüne de takılıyormuş bu arada galiba. Başka bir şey var mı şimdi? Xbox One. Yani PlayStation için de gösteriyor. Böyle bir şeyler. Kullanım kılavuzu işte bildiğimiz. Onun dışında şunu şöyle kaldırıyoruz. Gözüküyor mu hiç şu anda? Şöyle. Hiç ellemedim şu anda. Böyle geldi. 2 adet kumaş pedimiz. Burada aşırı yumuşak. Çok güzel. Aşırı yumuşak. Oh be, mis gibi yeni plastik koktu. Bunu da bir kenara alalım. Şöyle mikrofonunu... Oy, mikrofonu bayağı ağır ha. Kaliteli. Süngeri de bayağı güzel. Ucu altın kaplama galiba. Pek gösteremiyorum ama. Kamera kötü, kusura bakmayın. Bunu da şöyle alt tarafı aldık. Bak işte ya. Normalde şurada şey olması lazım. Kaldırmak için. Benimkinde niye yok? Neyse. Şöyle 3 tıklı bir yakımız mevcut. Bu da altın kaplama. Şu kenarları bayağı iyi. Metal mi diyorlar? Ne diyorlar buna? Çelik mi diyorlar? Çelik ya da metal. Yalan olmasın. Şurada üstünde hemen HyperX yazısı var. Bayağı güzel duruyor. Üstüne çok yumuşak demişlerdi şu kafa takma yerini. Pek yumuşak olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani yumuşak ama benimki kadar değil. Game Power kadar değil. Bu deri pedleri de o kadar yumuşak değil. Ve akıllı ped değil bunlar galiba. Evet, akıllı ped değil. Kulaklık çok küçük gözüküyor bu arada. Çok küçük gözüktü. Bunu da kenara alayım. Başka. Bu ne? İçinden şey çıkması lazımdı. Taşıma kabı niye çıkmadı? Bunun içinden mi çıkacak acaba? Taşıma kabı çıkmadı içinden. Vallahi çıkmadı. Çıkması lazım normalde. Şöyle şey çıktı. Ses kartı. Taşıma kabı çıkmadı içinde. Şöyle konsolcüsü bildiğimiz plastik. Pek de şey olmayan böyle.
Mikrofon kapat açma tuşu var şurada. Böyle. Burada mikrofon sesini yükseltip sesini açma. Sesi yükseltip sesi açma. 7.1 aktif etme. USB'si böyle. İçi siyah. Ya kaşıma kabı niye çıkmadı ya? Onu ben bir yazacağım. Hangi videoyu izlediysem hepsinden taşıma kabı çıktı. Bundan çıkmadı arkadaşlar. Onu ben bir yazacağım böyle böyle diye taşıma kabı çıkmaz diye. İnşallah kulaklık çalışıyordur. Şöyle bir kabın içinde geldi bu arada. Şey. Neydi, ses kartı. Böyleydi. Acaba yeni modellerde çıkmıyor mu diyeceğim. Daha Nisan'da almıştı birisi. Video izlediğim birisi. Onu da çıkmıştı. Neyse arkadaşlar, o zaman ben bu kulaklığı bir bilgisayara bağlayayım. Mikrofon testine falan geçelim. Bakalım mikrofon Evet arkadaşlar, şu anda benim sesimi HyperX kulaklıktan duymaktasınız. HyperX mikrofonu kulaklığından. Ne diyorum oğlum ben? Kafamda bu şekilde durdu. Bu arada mikrofonun şöyle çok büyük bir süngeri olduğu için beni rahatsız ediyor biraz. Böyle aşağı çekmek zorunda kalıyorum. Hatta aşağı çekince de görüyorum biraz. Şöyle biraz aşağı bakınca görüyorum. Hele şöyle yaptığında var ya, direkt gözünde yani mikrofon. Oyunda biraz odak bozabilir. Şöyle yapsam. O yine görüyorum. Şöyle aşağıda olması lazım bu şekilde. Şu an sesimi duyuyorsunuz. Bu şekilde geliyor ses. Dip ses falan var mı bilmiyorum. Bu arada 7.1 özelliğini aktif ettikten sonra sanki bir dip ses problemi oldu gibi geldi bana. Bir tane şarkı dinledim ama uzun kullanım testi yapmak lazım tabi. Ne olur ne bitir bilmiyorum şu anda. Bu arada şöyle diyeyim. Sesi bayağı bir kesiyor. Bu şeyi takınca. Bu arkalardan falan hiç boşluk kalmıyor bu taraflardan. Sesi bayağı bir kesiyor. Benim sesim böyle, nasıl diyeyim, işte su altında konuşuyormuş gibi yapıyor diyeyim. Dur bakayım. Dışarıdaki kuş seslerini falan duymuyorum yani. Balkonun şeyi de açık, kapısı falan açık. Normalde kulaklığı çıkarınca direkt kuş sesleri falan geliyor. Şu an kuş seslerini falan duymuyorum. O konuda iyi diyebilirim ama gece sıkıntı olabilir, bağırdırtırabilir biraz. O konuda biraz sıkıntı olabilir. Onun dışında söylediğim gibi normal kablosu 1 metre jack, diğeri 2 metre. Onun dışında şu anda söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Benim bildiğim, sizin bilmediğiniz bir şey düşünüyorum. Yok herhalde. Şu anda benim de bir oyun testi falan yapmam lazım. Nasıl oluyor falan diye müzik oyun testi falan yapmam lazım. Bu videoyu büyük ihtimal direkt yayınlamam. Şey yaparım, ilk önce bir test falan yaparım. Ondan sonra videonun sonuna eklerim düşüncelerimi. O zaman ben bir test yapıp geleyim. Arkadaşlar, şu anda sesimi HyperX Cloud 2 mikrofonundan almaktasınız. Mikrofonun kalitesi böyle. Daha önce mikrofon kalitesi testi yapmıştım ama şu an uzun kullanım testi de yaptım. Üstün falan farklı, fark etmişsinizdir zaten. Arkadaşlar, bu kulaklığı kaç gün kullandım? 4 veya 5 gün kullandım. Yanılmasın, 3 de olabilir. Yanılmasın, şimdi onu hesaplamadım. Kulaklığımızın kutusu zaten videonun başında gördünüz. Şimdi size biraz deneyimlerimden bahsedeceğim. Kulaklığın mikrofonunu pek beğenmedim. Çünkü böyle ses biraz boğuk geliyor. Zaten arkadaşlarım da öyle dedi. Sordum birkaç kişiye de. İkinci olarak şu 7.1 ses özelliğini aktif ettiğinizde dip ses oluyor. Onu söylemek lazım. Ben bunu aktif etmeden kullanıyorum çoğunlukla. Öyle diyeyim.
Sadece oyun içinde bazen aktif ediyorum. O da sesleri baya bir değiştiriyor 7.1. Böyle bir dip ses ekliyor sese. İşte arkadan böyle duv diye bir ses geliyor işte maalesef. O eksi yönlerinden biri. Onun dışında 7.1 olmasa bile gayet güzel ses kasılıyor kulaklıkla. Bir de eğer kafanız çok büyükse bu kulaklık size göre değil. Çünkü benim kafam biraz büyük. Kulaklık tam oldu bana. Tam olarak açtım şeylerini, ayarlarını. Bu üst tarafı da pek yumuşak değil benim kulaklığıma nazaran. Çok yumuşak falan diyorlar ama burası pek yumuşak değil. Ben kulaklığın pedlerini kumaş pedle değiştirdim. Diğer deri pedleri taktığınızda o uzun saatler taktığınızda biraz ağrıttı benim kafamı. Biraz da baş ağrısı yaptı, onu bir söyleyeyim. Bakın şimdi göstereceğim size şu an pedleri. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda kumaş pedler takılı. Kumaş pedler aşırı rahat arkadaşlar. Bir taktım öyle bir ferahladım ki. Bu kumaş pedler aşırı rahat ama bunun da bir eksi yönü var. Dışarıdaki sesleri olduğu gibi duyuyorsunuz. O deri pedde olduğu gibi dışarıdaki sesleri kesmiyor. Deri ped kulak balkon kapısı açık olmasına rağmen kuş seslerini falan kesiyordu. Bunda olduğu gibi duyuyorum şu anda dışarıdaki sesleri. Kendi sesimi de çok net duyuyorum. Ama bir yandan iyi olabilir bu. Şöyle gece eğer oynuyorsanız işte sesinizi yükseltmemeniz gerektiğini falan size uyarabilir. Ben şu an sesimi tam olarak net duyuyorum yani, öyle diyeyim size. Eğer bu kulaklığı almadan önce deneme gibi bir şansınız olursa bence deneyin. Çünkü her kişiye olmayabilir bu. Öyle diyeyim ben size. Kafanızın yapısına göre bir denemeniz lazım bence. Böyle kulaklıkları nerede deneyebilirim diye soruyorsanız ya internet kafelerde deneyebilirsiniz. Bakın size yakın herhangi bir internet kafede var mı bu kulaklık? Ya da Vatan ve MediaMarkt gibi yerlerden kulaklık standları var. Oradaki standlarda eğer varsa HyperX Cloud'daki oradan deneyebilirsiniz bence. Başka söylemem gereken bir şey var mı? Telefonda ya da başka bir cihazda kullanmadım. Sadece bilgisayarda kullandım ben bu cihazı. Jack girişini kullanmadım. Ha, bir de normalde taşıma kabı çıkıyor diye biliyordum ben bu şeyin içinden. Kulaklığın kutusundan. Ama taşıma kabı çıkmadı. O yeni modellerde mi öyle acaba? Yoksa bilmiyorum. Bir müşteri hizmetlerinden yazacağım. Daha yazmadım. Onu yazmam lazım. Onun dışında Discord'da, oyunda falan sesiniz gayet net gidiyor, anlaşılıyor. Ama dediğim gibi biraz ses boğuk. Anlamışsınızdır siz de. Onun dışında kablo uzunluğu falan yeterli. Bence uzun olması daha iyi. Bazıları biraz şikayet etmiş. İşte sandalyemin altına dolanıyor falan diye. Onlar hep kasaları böyle masanın üstünde olan kişiler. Benim kasam altta ve bayağı bir alta kablo uzatmak gerekiyor. O şeyden dolayı bence kablo uzunluğu iyi, çok iyi olmuş. Bana yetti kablo uzunluğu 3 metre. Bayağı iyi oldu benim için. Onun dışında söylemem gereken bir şey yok galiba. Eğer sorularınız olursa ben yorumlarda belirtebilirsiniz. İşte abi şöyle işte böyle falan diye söyleyebilirsiniz. Sorabilirsiniz bana sormak istediğiniz şeyleri. Yani 2022'de almaya değer mi bu kulaklığı? Şu anda bilemiyorum. Çünkü bir kullanmam lazım. Bakalım bozulacak mı? Eğer bozulmazsa, yani aynı kalitede kalırsa değer herhalde. Böyle bir 4-5 yıl hiç bozulmazsa, aynı kalitede kalırsa değer. Benim Game Power kulaklığım 11 ay falan sürmüştü. O kötüydü yani. Ve hemen bozuldu 11 ayda. Neyse arkadaşlar. Telefonun depolaması dolmak üzere. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.